kimyasal çözücülerle yapılan testler. Kalitatif elyaf analizlerinin beşincisi ve sonuncusu kimyasal çözücülerle yapılan testler. Daha önceleri ne anlatmıştık? Mikroskopik görünüm 1, yakma 2, kuru destilasyon 3, boyama 4 ve bu da beşincisi kimyasal çözücülerle yapılan testler. Şimdi elyaflar kimyasal maddeler içerisindeki davranışlarına ve çözünüp çözünmeme durumuna göre ayırt edilirler diyor. Örneği çözen kimyasal madde belirlenirse elyaf da tanımlanabilir diyor. Şimdi nasıl liflerin bir kendilerine has karakteristik enine kesitleri, boyuna kesitleri varsa, yanma davranışları farklıysa, boyama özellikleri farklıysa, kimyasallara karşı göstermiş olduğu davranışlar da birbirinden farklı oluyor. Tamam, biraz sonra göreceğiz. Bazı kimyasallar birden fazla lifi çözebiliyor ama yine de bazı kimyasallar ise o lif için karakteristik oluyor. Dolayısıyla karakteristik olan çözücü ile ne yapacağız? O lifi çözme yoluna seçeceğiz. Şimdi biraz sonra gördüğümüzde konu daha da netleşecek arkadaşlar. Şimdi öncelikle pamuktan başlayalım. Şimdi bakalım, pamuk %80'lik sülfürik asit içinde sıcakta ve soğukta tamamen çözülür diyor. Buraya not alabilirsiniz söyledik kısımları. Pamuk için karakteristik çözücü arkadaşlar %80'lik sülfürik asittir. Sıcakta ve soğukta tamamen çözünüyor. Tamam mı? Hatta şöyle söyleyelim. Pamuk diyelim de selülozik lifler için karakteristik çözücü %80'lik sülfürik asit. Soğukta ve sıcakta tamamen çözünüyor. Mesela hemen altında yün var arkadaşlar. Yüne bakacak olursak, şimdi ikinci maddede %80'lik sülfürik asit içinde sıcakta çözünür diyor. Bakınız, yün de sıcakta, sülfürik asit de çözünüyor. Eğer siz pamukla yünü birbirinden ayırt etmek istiyorsanız bu yöntemi her ne kadar kağıt üzerinde kullanabilirsek de uygulamada kullanmıyoruz. Tamam, hani kağıt üzerinde soğukta pamuk çözünür, sıcakta yün çözünür şeklinde bir ayırt etme yoluna gidebiliriz. Ama yün için karakteristik çözücü arkadaşlar, yün için karakteristik çözücü son sırada yer alan %2'lik sut kostik ya da potas kostik ile kaynatılınca çözülür demesi. Yünün de karakteristik çözücüsü neymiş arkadaşlar? %2'lik sut kostik dediği sodyum hidroksit ya da potas kostik dediği de potasyum hidroksit ile kaynatılınca çözülür. Yün %2'lik sut kostik ya da potas kostik de çözülüyormuş arkadaşlar. Pamuk için çözücü neymiş? %80'lik sülfürik asit. Yün için karakteristik çözücü neymiş? Sut kostik ya da potasyum hidroksitmiş. Ha, bunların dışındaki işte yukarıda yer alan hususlar, kimyasallar yünü çözüyor mu? Çözüyor. 34 derecede derişik hidroklorik asit içinde hemen çözülür. Formik asit çinko klorür çözeltisinde sıcakta çözülür. %5'lik sodyum hipoklorür çözeltisinde 20 derecede 20 dakikada çözülür diyor. Tamam, gün bunlarda da çözülüyor da ama karakteristik çözücüsü arkadaşlar sut kostik ya da potas kostik olduğunu görüyoruz. İpeğe bakalım. İpek elyafı da bir hayvansal lif olduğu için ipeğin de karakteristik çözücüsü arkadaşlar yünde olduğu gibi %2'lik sut kostik ya da potas kostik ile kaynatılınca çözülür demesidir. İpeğin de karakteristik çözücüsü bu. Tamam mı? Ama hocam, yünle ipeği birbirinden nasıl ayırt edebiliriz diye bir soru soracak olursanız, yünle ipeği birbirinden ayırt etmek için bakın şu son sırada yer alan serisine alınmış ipek formik asit çinko klorür çözeltisinde 40 derecede çözünür diyor. Ha, demek ki serisine alınmış ipek ile yünü birbirinden ayırt etmek için formik asit çinko klorür çözeltisinden faydalanıyormuşuz. Soğukta ipek çözünüyor, öyle söyleyelim. Yani 40 derecede soğukta ipek çözünüyor. Sıcakta yün çözünüyor arkadaşlar. İkisini bu şekilde ayırt edebiliriz. Viskona bakalım. Bakınız, az önce pamuk için söylediğimiz şey karakteristik çözücü. Viskonda bir selülozik lif olduğu için aynıdır. %80'lik sülfürik asit içerisinde çözünür. Viskonda %80'lik sülfürik asit içerisinde çözünür. Bunlar karakteristik çözücülerdir.
Peki pamukla viskonu nasıl ayırt edebiliriz diye bir soru soracak olursanız, onu da yine formik asit çinko klorürde çözeltisinde ayırt ediyoruz. Formik asit çinko klorür çözeltisinde sıcakta viskon çözünüyormuş, pamuk çözünmeden kalıyormuş. Özellikle sınav bilgisi olarak da formik asit çinko klorüre dikkat edin. Yünle ipeğin birbiriyle ayırt edilmesinde, pamukla viskonun birbiriyle ayırt edilmesinde ne yapılıyormuş arkadaşlar? Kullanılıyormuş. Çözünenler ipekle viskon, çözünmeyenler pamukla yün şeklinde ifade edebiliriz. Tamam mı? Asetat liflerine bakacak olursak, asetat lifinin de karakteristik çözücüsü arkadaşlar %100 asetonda çözünmesidir. %100 asetonda çözünmesidir. Ya da %80'lik aseton içerisinde de çözülür demiş. Demek ki asetat lifinin de karakteristik çözücüsü buymuş arkadaşlar. Ama alt tarafa baktığımızda bakınız, hidroklorik asit içerisinde çözünür diyor. Az önce yünün de çözündüğünü söylemişti. Pamuğun da çözüldüğünü söylemişti. %80'lik sülfürik asit içerisinde soğukta çözünür diyor. Pamuk da çözünüyordu. Ama siz pamukla asetat ipeğini ayırt edecekseniz sülfürik asit yöntemini kullanmayacaksınız. Yoksa ikisi de çözünür. Ayırt etmek için ne yapacaksınız? Birini çözen, birini çözmeyen uygun kimyasal seçeceksiniz. O uygun kimyasal da asetondur. Asetonda asetat çözünecektir, pamuk çözünmeyecektir. Pamuk kalacaktır. Metakrozolde çözünür, kaynar dioksanda çözünür, buzda asetik asit içinde çözülür, dimetil formamitte sıcakta soğukta çözünür, formik asit çinko klorür çözeltisinde çözünür demiş arkadaşlar. Demek ki asetat difinin çözücüleri de bunlarmış. Ama karakteristik çözücüsünün aseton olduğunu bilelim arkadaşlar. Gelelim selüloz triasetata. Bunun da karakteristik çözücüsü soğuk metilen klorürde çözülmesi arkadaşlar. Metilen klorür. Selüloz triasetatta karakteristik çözücüsü metilen klorürde çözülmesi. Bakınız bunu %100'lük aseton da çözüyor. Selüloz asetat ile selüloz triasetatı birbirinden ayırt etmek için demek ki aseton kullanmayacağız. Ha, kullanabiliriz de. Soğukta bu çözünecektir. Soğukta selüloz triasetat çözünecektir. Sıcakta selüloz asetat çözünecektir. Ama en sağlıklısı metilen klorürde uygulama yapmanız, çözünen selüloz triasetattır, çözünmeyen asetat difidir. Buzda asetik asit içerisinde çözünür, dimetil formamitte sıcakta çözünür, formik asit çinko klorür çözeltisinde çözünür, kaynar derişik sülfürik asitte çözünür, soğuk kloroformda çözünür demiş arkadaşlar. Diğer lifler, daha önce ifade ettiğimiz veya ifade etmediğimiz diğer liflerde aşağıdaki diğer lif kimyasallarda çözünebilir. Dolayısıyla bu tür lifleri selüloz triasetatı diğer liflerden ayırt etmenin en kolay yolu arkadaşlar neymiş? Soğuk metilen klorürde muamele etmekmiş. Çözünen selüloz triasetat olacak, çözünmeyen diğer lifler olacaktır. Polyamide bakalım. Polyamidin de karakteristik çözücüsü arkadaşlar %85'lik kaynar formik asittir. Polyamid %85'lik kaynar formik asitte çözünür. Bakınız %80'lik sülfürik asit içerisinde de çözünüyormuş. Ha, pamukla polyamidi ayırt edecekseniz %80'lik sülfürik asit ile muamele etmemeniz gerekiyor. Bakınız soğukta çözünür diyor. Pamuk da soğukta çözünüyordu. Dolayısıyla her ikisini de çözmüş olursunuz. Pamukla polyamidi ayırt etmenin en kolay yolu nedir? %85'lik formik asit ile kaynatmanız. Ve işlem sonrası polyamid çözünecektir, pamuk kalacaktır, çözünmeyecektir. Tamam mı? Metakrozolde ve fenol içerisinde oda sıcaklığında çözünür. Kaynar %96'lık asetik asitle çözünür. %20'lik hidroklorik asit ile oda sıcaklığında çözülür demiş arkadaşlar. Poliakronitril. Poliakronitrilin karakteristik çözücüsü dimetil formamittir arkadaşlar. Dimetil formamit ile kaynatılınca çözülür diyor. Poliakronitril içinde ya da kısaca akrilik elyaf için dimetil formamiti unutmayalım. Poliüreten likra konsantre sülfürik asitte soğukta çözünür. Kaynar dimetil formamitte çözünür.
kaynar formik asitte çözünür. Cam elyafı çözücülerde çözünmez. Hidroflorik asit ile aşındırılır. Asbest çözücülerde çözünmez. Poliolefin grubu liflere baktığımızda arkadaşlar, bu lifin en önemli grubu, bu grubun en önemli lifi polipropilendir. Tamam mı? Polipropilen. Polipropilen için karakteristik çözücü neymiş arkadaşlar? Ksilen. Bunu da bilelim. Tamam, polietilen de ksilen çözüyor ama ağırlıklı olarak hep polipropilenle karşılaşacağımız için polipropilenin kaynama derecesinde ksilen içerisinde çözündüğünü biliniz arkadaşlar. Polivinil klorür tetrahidrofuran içerisinde çözünür. Kaynar dimetil formamide çözünür demiş. Şimdi bakınız, belli başlı lif gruplarını saydık ama bir tanesi yok burada. Önemli lif gruplarından bir tanesi yok. Hangisi o? Olmayan polyester. Polyester yok. Polyesterin şöyle bir özelliği var. Tamam, biraz sonra anlatırken polyesteri çözen kimyasallardan da bahsedeceğiz de lif içerisinde polyester varsa polyester her zaman kalan tarafta olmalı arkadaşlar. Mesela pamuk polyester diyorsunuz. Pamuğu çözeceksiniz, polyester kalacak. Yün polyester diyorsunuz. Polyester kalacak, yünü çözeceksiniz. Viskon polyester diyorsunuz. Viskonu çözeceksiniz, polyester kalacak. Polyester her daim kalan tarafta olacaktır. Polyesterin polimer yapısı gereği kimyasallara karşı bir direnci söz konusu arkadaşlar. Tamam mı? Bir direnci var. Ha, polyesteri çözen kimyasal yok mu? Var. Biraz sonra o kimyasallardan da bahsedeceğiz. Evet. Şimdi buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mı? Özellikle sizden istediğim arkadaşlar, bu karakteristik çözücüleri bilmeniz. Pamuk için karakteristik çözücünün, yün için, viskon için, ipek için, asetat lifleri için, triasetat için, polyamid için, polipropilen için, akrilik elyaf için karakteristik çözücünün ne olduğunu bilmeniz. Tamam mı? Hocam bir yerde kaldım mı? Bir serisini almış, ipekle yünün farkı, formu bir şey miydi ama? Şimdi yünle ipek hayvansal lif olduğu için ikisinin de karakteristik çözücüsü sut kostik ya da sot hidroksit ya da potasyum hidroksittir. Tamam mı? Ama ikisini birbirinden ayırt ederken formik asit çinko klorür çözeltisinden faydalanıyorsunuz. Çözünen, soğukta çözünen ipek sıcakta yündür. Yani soğukta işlem yapacaksınız ki ipeği çözeceksiniz. Dolayısıyla yün kalacak. Tamam mı? Evet. Sorunuz var mı arkadaşlar burayla ilgili? Demek ki şimdi o kısımları çok fazla üzerinde durmayacağız ama gelelim arkadaşlar. Bakınız, cam elyafı da çözücülerde çözünmez diyor. Hidroflorik asit ile aşındırılır demiş. Tamam mı? Şimdi bu gibi özellikle anorganik lifler üzerinde çok fazla durmuyoruz. Bizim için önemli olan organik liflerin, bu özellikle doğal ve sentetik organik liflerin belli başlılarının hangi kimyasallarda çözülüp çözülmediğini bilmemiz arkadaşlar. Tamam mı? Soracağınız herhangi bir şey yoksa dersimizi bitirelim.